Şimdi domates üretimi zaten başlı başına bir sıkıntı. Çünkü Antalya'da özellikle yaptığımız üretim örtü altı üretimi. Biz kış koşullarında iklimi aldatarak insanlara yazın yedikleri meyveleri, sebzeleri yedirmeye çalışıyoruz. O nedenle de gerek maliyetleri açısından, gerek iklimden etkilenmesi açısından çok dertli bir iş. Tabii son günlerde domates fiyatları, özellikle tüm yaş meyve sebze fiyatları her enflasyonun gündeme geldiğinde bir günah keçisi olarak ilan ediliyor. Çünkü Antalya'da örtü altı üretimi Türkiye ortalamasının çok üzerinde gelişmişliği var ve bu nedenle de çok çeşitli domates çeşitleri üretiyoruz. Yani şurada masanın üzerinde gördüğünüz 7 çeşit domates fiyatı. Ve bu domateslerin bugün itibariyle haldeki satış fiyatı 1 liradan 2 lira, 2,5 lira, 3,5 lira, 4,5 lira ve 5,5 liraya kadar giden fiyatlarda satılıyor. Dolayısıyla her domatesin belli maliyeti var ve İstanbul'daki markette satışı da 2,5 lirayla 8 lira arasında değiştiğini tespit edebiliriz. Yani şu Antalya'da 1 lira, İstanbul'da 7 lira, 8 lira algısının bizim esnafımıza, bizim tüccarımızda bir itibarsızlaştırma operasyonuymuş gibi algılanıyor. Biz de bundan rahatsızlık duyuyoruz. Çünkü genel olarak enflasyona da baktığımızda, son 12 yıl enflasyonu incelediğimizde tarım ürünlerinin enflasyona negatif etkisinin 2007-2011 yıllarında olduğunu, 2007, 2008 ve 2011 yıllarında olduğunu görüyoruz. Onun dışında tarım ürünlerinin enflasyona etkisi ya hafifletici ya da aşağı çekici yönde olmuştur. O nedenle biz tarımın itibarını korumamız gerekiyor. Çünkü tarım bütün dünyada stratejik bir sektördür. Bu domates Antalya halinde bugün 1 liraya satılan domates. Yaklaşık bunun ambalajlarıyla, nakliyesiyle İstanbul'a maliyeti 1,6 kuruş civarında. Dolayısıyla oradakilerin karını da düşündüğümüzde bu 2 lira civarında orada satılan ürün. Ama bu ürünümüz bugün Antalya halinde 5,5 lira. Bunun da yine maliyetlerini koyduğunda 7,5-8 liraya İstanbul'a mal olur. Ve oradaki insanlar da karını koyarak bunu satmak durumundadır. Genelde üretimi belirleyen bizler değiliz. Üretimi belirleyen tüketicinin tercihleri. Tüketici salkım, domates, kokteyl, domates gibi ürünleri tüketmek istediği için o ürünlere doğru bir üretim ve kayma var. Dolayısıyla fiyatı yükseliyor. Ama bugün baktığımızda, biz incelediğimizde, son 12 yıllık bir yıllara baktığımızda domates üreticisinin reel kazancında %70 gibi bir kayıp olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu spekülatif yaklaşımlar domates üreticisine zarar veriyor. Tüketici tercihlerinin doğrultusunda 2 liraya da İstanbul'da domates yiyebilir, 8 liraya, 10 liraya da lüks bir manavdan alırsa 15 liraya da domates yiyebilir. Tabi burada en önemli, çok zor şartlarda sürekli girdi fiyatları artan, iklimsel koşullarla mücadele eden çiftçi de kazancını arttırmak için bir yol izliyor. Bunu da sorumlusu olarak bu şekilde görüyor ve ifade edebiliyor olabilir ama gerçek söylediğim gibi her çeşit domatesin ayrı. Denetim Serbest Müdürlüğümüz sizin yükümleriyle ilgili olarak özellikle kamu yararlı bir işte çalışma cezası olan yükümlerimizin cezalarıyla ilgili olarak bunları çekecekleri yerlerin çeşitlendirilmesi. Dolayısıyla gerçekten kamu hizmeti olan ve kamu hizmeti anlamında ihtiyacı olan kurumlarımızda istihdamın sağlanması anlamında bugün bir protokol daha yapacağız. Malumuz olduğu üzere Türkiye Halk Malumluğu Şık Gaziler Şehit Tur ve Yetimler Derneği Antalya Şube Başkanımızla inşallah bugün o protokolü yapacağız. Biz bunu önemsiyoruz. Özellikle yani yurdumuzun savunmasında ve dediğim gibi askerlik hizmeti yaparken kendileri mal olan, gazi olan ve şehit düşen kardeşlerimizin kurduğu, onların yakınlarının kurduğu bu tür derneklerin faaliyetleri anlamında bizim destek olmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiği malumunuz. İnşallah dediğimiz gibi başkanımıza bu projeyle ilgili olarak görüştüğümüzde nasıl bir katkı sağlayabileceğimizle ilgili küçük bir konu hakkında bir fikir jimnastiği yaptık. Önemli olan dediğimiz gibi dernek faaliyetleri anlamında gerek yapacakları faaliyetlerde gerekçesi büro hizmetlerinde ne gerekiyorsa arkadaşlarımız destek olacaklar. Burada tabii ki isimden de anlaşıldığı gibi zihinsel yetersiz çocuklarımızla ilgili olarak yapılan bu faaliyetin desteklenmesi anlamında kamu yararlı bir dernek olarak faaliyetini sürdüren vakfımızla işbirliğini yapmak adına bugün birlikteyiz. İnşallah özellikle gerek çalışmalarında gerekse faaliyetlerinde bize düşen ne varsa o kapsamda destek olmak bizim için de çok önemli. Ülkemiz adına Kore'de, Kıbrıs'ta yani bizim adımıza, ülkemizin adına oralarda
canıyla her şekliyle mücadele eden ve şu an yanımızda bulunan başta komutanımız olmak üzere muharip gazilerimize biz az da olsa müteşekkirliğimizi ifade etmek, onlara vefamızı göstermek anlamında bugün buradayız. Döneminde bir referandum sürecinde zaman kaybedeceği anlaşılıyor. Parlamentoda engellenemedi. Bu referandum sürecinin Türkiye'nin geleceği için çok çok önemli olduğu konusunda hemen hemen herkes hemfikir. Başkanım bahsetti. Bizim bu süreçteki pozisyonumuz amasız fakatsız hayır. Hayırın gerekçelerini değişik vesilelerle duymuşsunuzdur. Getirmek istenen sistem sadece Cumhuriyet döneminin birikimlerini değil, bu topraklarda daha öncesinde de kurulmuş olan bu topraklardaki medeniyeti, kültürü oluşturan ne kadar insana dair birikim varsa hepsinin sıfırlanabileceği, geriye götürülebileceği bir değişikliktir. Daha çok rejim değişikliği mi, hükümet değişikliği mi tartışmalar etrafında yapılıyor bu tartışma, ama bu tartışmasız bir rejim değişikliği, hatta rejimi de aşan yeni bir Türkiye tasarımı, yeni bir toplum tasarımı getiren bir sistem. Özellikle ilk 2-3 maddeye, ilk 3 madde etrafındaki tartışmalar nedeniyle rejim değişikliği olmadığı savunuluyor, ama o maddelere dokunulmadan da pekala rejim değiştirilebilir, sistem değiştirilebilir. O anlamda bu ilk 3 madde değişti değişmedi ya da bu hükümet değişikliğini, rejim değişikliğini tartışmaları biraz ikinci kalıyor bence. En önemlisi
Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı riskler, tehditler, sorunlar göz önünde bulundurulduğu zaman böyle bir dönemde Türkiye'nin birkaç ayını Türkiye'yi iyice kutuplaştıracak, kamplaştıracak referandum tartışmalarıyla geçirmesi, sadece referandum tartışmaları değil, hemen ertesinde de bu sistemin hayata geçirilmesi için yapılması zorunlu olan değişikliklerin Türkiye'ye maliyeti çok olacaktır. Genellikle parlamentodan geçen 18 madde etrafında yapılıyor tartışma ama Türkiye'deki hemen hemen tüm yasaların değişmesi gerekecek. Çünkü idari teşkilatımız baştan aşağı yeniden yapılandırılıyor. Bu inanılmaz bir maliyet getirecektir Türkiye'ye. Sadece mali anlamda bir maliyet değil. Düşünün, Türkiye'nin çok ciddi bir güvenlik sorunu var, çok ciddi bir terör sorunu var ve tam da bu sorunlar tepe yapmışken Türkiye tüm bürokrasisini değiştirecek. Bürokrasinin nasıl çalışacağını değiştirdi. Yine ekonomiyle ilgili ufukta bir kriz görünüyorken, işte dolar bir türlü zapt edilemiyorken tüm ekonomi kadroları, ekonomiye dair belirleyici konumdaki kurumların yapıları değiştirilecek. Dış politika öyle, göçmen sorunu öyle, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı riskli alanların tamamı bu süreçte adeta paralize olacaktır. Çalışanlar, bürokratlar nasıl çalışacaklarını bilemeyecektir. Bunların uyum süreleri ve mevzuatın uyumlaştırılması Türkiye'ye daha kısa vadede belki birkaç yıl ama uzun vadede de belki geleceğimizi bize kaybettirecektir. Hükümetin de üzerinde çok sürekli durduğu, işte Türkiye'nin içeriden dışarıdan bir takım sıkıntılı dinamiklerle karşı karşıya kaldığı, bunu söyleyip Türkiye'yi böyle bir belirsizliğe mahkum etmek tam anlamıyla bir şizofren siyasettir. Hele hele referandumu ellerindeki o büyük propaganda aygıtına dayanarak işte evet verirseniz terör sona erer, vermezseniz terör devam eder gibi ahlaksız diyebileceğimiz bir tehditle, terörle referandumun sonucunu paralel şekilde değerlendirmek kabul edilebilir değil. Eğer ellerinde terörü durdurmak için, ölümleri durdurmak için ihtiyaç duydukları hangi yetki var da yoksa bunu kamuoyuna açıklasınlar. Ya da evetle hayırı, terörle neden sonuç ilişkisini açıklasınlar. Bu tam bir şizofreni politikasıdır. Özellikle bu tarz bir tehdit, bu açıkça tehdittir. Yani terörden rahatsızlık, kaygı duyan yurttaşlara, yurttaşların bilinçaltında evet'i haklılaştırmak için evet verirseniz terör sona erer, hayır verirseniz terör devam eder demek bence ahlaksız bir tehdittir. Yani açıkça bir tehdittir. Bunun böyle telaffuz edilmesi bile kabul edilemez. Sonradan bunu açıklamaya çalıştı, kastımız o değildi falan ama yani bunu bu şekilde formüle etmeye hangi cümleyle çalışırsanız çalışın, özellikle 7 Haziran 1 Kasım arasında Türkiye'nin yaşadıkları göz önünde bulundurursa bu açıkça bir tehdittir. O zaman da demişlerdi. Verin 400 milletvekilini huzur içinde çözülsün. Ya da ya başkanlık ya kaos gibi aynı yöntemi uygulamışlardı. Ama ben yani yurttaşlarımızın bu kez bu tehdide papuç bırakacağını zannetmiyorum. Tam tersi bunun üzerine gitmek gerekir. Derhal evetle terör arasındaki yani evet olursa ne yapacaksınız da terörü sonlandıracaksınız sorusunu tüm yurttaşların sorması lazım. Şimdi niye yapmadınız? Bugüne kadar niye yapmadınız? Ölen yurttaşları kanları ellerinde demektir o zaman. Ya da çıkıp çok çok açıkça tevil etmek yerine çok açıkça özür dilemeler gerekir. En iyisi tabii istifa etmeler. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü hayır Cumhuriyet Halk Partisi sanmıyor. MHP'nin içerisinde çok ciddi bir kanal var. Saadet Partisi hayır pozisyonunu açıkladı. Parlamento Yeşil falan ÖDP gibi birçok küçük parti oy anlamında, aldığı oy anlamında az oy alan bir sürü parlamento Yeşil falan parti hayır savunuyor.
Şimdi birileri ceplerinde harçlıklarında alın teriyle kazandığı paralarını oraya gönüllü olarak harcayacak. Ama onların derdilerinden para evet harcanacak. Bu bile nasıl bir adaletsizlik yapar. Ama ona rağmen başaracağız. Mutsuzluk yok. Yani şey yok. Ben hamaset diye de söylemiyorum. Tüm kalbime inanıyorum ki hayır kazanacaktır. Ama başlangıçta söyledim. Bu süreçteki topluma maliyeti hepimizi ürkütüyor, ürkütüyor. Ve değerli yurttaşlarımız, hangi partiden, hangi cinsinden olursa olsun fiziksel ve sözel şiddete başvuran milletvekillerimizi kırıyoruz. Bizler anayız. Kötü söz ve davranış bizlere yakışmaz. Buradan tüm milletvekillerine uyarmak istiyoruz. Biz milletiz. Siz bizim vekillerimizsiniz. Biz sizi topluma iyi örnek olasınız, iyi işler yapasınız diye gönderdik. Teklife evet oyu veren vekiller çok uyarıldı. Ancak konunun hassasiyeti anlaşılamadı. Buradan bir kez daha uyarıyoruz. Milletimizin sağduyusuna güveniyoruz.